Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videoda size kandan bahsedeceğim. Dolaşım sistemini 3 elemandan oluşuyor demiştik. Neydi bunlar? Kalp, damarlar ve kan. Kalbi damarları işledik, sıra geldi kana. Şimdi kandan şöyle bir bahsedelim. Arkadaşlar kan erkeklerde yaklaşık 5 litre, kadınlarda da yaklaşık olarak 4 litre bulunan bir sıvıdır. Peki ne işe yarar bu sıvı? Bu sıvı bir sürü işe yarıyor. Bir kere besin maddelerinin ve diğer maddelerin taşınmasını sağlıyor. Daha sonra düzenleme işlevinde görevlidir. Savunma görevi vardır, koruma görevi vardır. Bir sürü görevi vardır arkadaşlar bizim kanımızın. Kanımızın pH'i ortalama 7,5 civarındadır. 7,4 diyebiliriz. Kanımızın sıcaklığı ise arkadaşlar ortalama 38 derecedir. Bizim vücut sıcaklığımız dışarıya vurması işte 37,5-37 derece oluyor. Şimdi gelelim kanla ilgili söylediklerimi yazayım. Daha sonra kanın içerisinde neler bulunuyor buna bakalım. Arkadaşlar bir ne dedik? Erkeklerde 5, kadınlarda 4 litre bulunur. Yani bu ortalama olarak sayıdır. Hani kesin bir sayı değildir arkadaşlar. Ortalama pH'i ne dedik? 7,5 dedik. Kanın pH'i ortalama 7,5'tur veya 7,4 de diyebiliriz arkadaşlar. Daha sonra gelelim kanın sıcaklığına. Kanın sıcaklığı 38 derecedir. 38 derecedir. Evet. Peki kanın görevleri neler? Az önce söyledik. Şöyle diyelim. Kanın savunma, daha sonra koruma, taşıma ve düzenleme görevleri vardır. Arkadaşlar kanımızın bu şekilde özellikleri ve görevleri. Şimdi geliyoruz. Kan santrifüj edildiği zaman iki kısma ayrılıyor. Bu kısımlardan bahsedeceğiz. Şöyle yana yazıyorum. Kan santrifüj edildiğinde ne demek santrifüj? Var mı bilen? Santrifüj edildiğinde. Arkadaşlar santrifüj şu. Hani bizim kanımızı alıyorlar ya böyle tüplerin içerisine, ince uzun tüpler. Bu tüpleri şöyle yuvarlak bir makine var. O makinenin içerisine karşılıklı gelecek şekilde yerleştiriyorlar. Daha sonra bu makine ortalama 10 dakika boyunca merkez kaç kuvvetine göre dönüyor. Sürekli dönüyor arkadaşlar. Ve döndüğü zaman ağır olan maddeler aşağıya çöküyor. Hafif olanlar ise yukarıda kalıyor. Biz bu olaya santrifüj olayı veya çökertme olayı diyoruz. Santrifüj edildiği zaman bakın bir tüpte şöyle bir görüntü olacak. Şöyle bir görüntü. İkiye ayrılıyor şöyle tüpümüz. Alt tarafta bulunanlar hücreler. Üst tarafta bulunan ise arkadaşlar nedir? Plazma kısmıdır. Hemen şöyle yazalım. Kanımızın yaklaşık %45'lik kısmını hücreler oluşturuyor. Hücreler ağır olduğu için aşağıya çöküyor. Geriye kalan %55'lik kısmını ise plazma kısmı oluşturuyor. Şimdi buralarda neler var bakalım. Arkadaşlar kanın alt tarafında bulunan bakın şu hücreler kısmında al yuvar. Diğer bir ismiyle eritrosittir arkadaşlar. Eritrosit. Zaten teker teker anlatacağım bunları. Sonra ak yuvar, lökositler yani. Lökosit. Bir de kan pulcukları vardır. Kan pulcukları. Bunları da trombosit diyoruz. Trombosit. Bunlar ne yapıyor? Bizim vücudumuzda işte kan içerisinde bulunan hücrelerimiz bazı görevleri var. Görevlerinden bahsedeceğiz. Kanın plazma kısmında ise daha başka şeyler bulunur. Mesela neler bulunur? Hormon. Daha sonra vitamin. Plazma kısmında. Sonra arkadaşlar organik ve inorganik bileşikler. Organik, inorganik bileşikler. Başka ne vardır? Su bulunur arkadaşlar. Özellikle suyun miktarını belirtmek istiyorum. %90 oranında su bulunuyor. Ve kan proteinleri bulunur. Kan proteinleri. Nedir bu kan proteinleri? Albumin, globulin, fibrinojen. Bunların görevlerini söyleyeceğim birazdan. Ve antikor.
Bunlar da bizim kan hücrelerimizdir. Kan proteinlerimizdir. İşte kan santrifüj edildiği zaman böyle bir yapı oluşuyor arkadaşlar. Şimdi gelelim kan proteinlerine ve görevlerine. Şu kan proteinlerinin görevleri önemlidir. Hemen yazıyorum. Kan proteinleri ve görevleri. Bir diyoruz albumin ve globulin. Arkadaşlar ikisinin görevi aynı olduğu için birlikte yazacağım. Albumin ve globulin diyeceğim. Globulin. Evet, yazamadım bir türlü. Arkadaşlar bunların görevi kanın ozmotik basıncını düzenlemektir. Yani kandaki su ihtiyacını düzenleyen proteinlerdir. O zaman yazalım. Kanın ozmotik basıncını düzenler. Evet. İkinci olan proteinimiz nedir? 2 diyoruz. Fibrinojen. Arkadaşlar fibrinojen de kanın pıhtılaşmasını sağlayan proteindir. Kanın pıhtılaşmasını sağlar. Kanama sırasında kanın pıhtılaşmasını sağlar. Üçüncü olan ise antikor. Antikorlar da kanın savunmasında görevlidir arkadaşlar. Savunmada görevlidir. Zaten bağışıklık sisteminde bol miktarda bahsedeceğiz. Antikorlardan. Savunmada görevlidir. Şimdi biz kanın içerisinde bakın şu plazma kısmında fibrinojeni aldığımız zaman geriye kalan kısımdan serum elde ediliyor. Hani bizim şu hastanelerde takıldığımız serum var ya, o elde ediliyor ama bizim genelde acile giderek takıldığımız serum tuzlu sudur arkadaşlar. Hatta üstüne yazın NaCl yazar. Binde birlik oranda bir tuzlu sudur. Onun içerisine sadece ihtiyacımız olan işte ilaçları koyuyorlar ve daha sonra işte takıyorlar. Asıl serum bu ameliyat çıkışlarında kullanılan serumdur arkadaşlar. O serumun içerisinde bakın şu hücreleri çıkarın. Bir de şuradaki fibrinojeni çıkarın. Geriye kalanlar o serumun içerisinde bulunur. İşte serum bize ne veriyor? Vitamin veriyor, hormon veriyor. Bu gibi özellikleri vererek bizi aslında iyileştirmiş oluyor. Ama acillerde verdikleri dediğim gibi eğer çok hani ihtiyacımız olan bir şey değilse, çok ağır hasta değilse genellikle tuzlu su veriyorlar. O zaman şuraya not olarak yazmak istiyorum. Neymiş? Kan plazmasından fibrinojen çıkarılınca serum elde ediliyormuş. Kan plazmasından fibrinojen. Neden fibrinojeni çıkarıyoruz? Fibrinojen çıkarılınca serum elde edilir. Fibrinojeni çıkarmamızın sebebi şu. Çünkü kanın pıhtılaşmasını sağlıyor. Eğer ki bize dışarıdan fibrinojen içeren bir serum verirlerse ne olur arkadaşlar? Kanımız pıhtılaşır ve ölümümüze sebep olur. Bu yüzden de bize direkt olarak fibrinojeni çıkarılmış plazmayı veriyorlar. Yani serumu veriyorlar. Şimdi gelelim kan hücrelerine. Kan hücrelerini 3 ayırdık. Al yuvarlar, ak yuvarlar, kan pamukları arkadaşlar. Şimdi bunlardan bahsedelim. Şöyle sayfamı değiştiriyorum. Şuraya başlık olarak kan hücreleri diyelim. Ben yine 3 ayırarak yazacağım bunları. Kan hücreleri. Şuraya al yuvarlar. Şuraya ak yuvarlar. Buraya da arkadaşlar kan pulcukları diyeceğiz. Kan pulcukları. Evet, bu şekilde bizim tablomuz olsun. Hepsini böyle bir arada görelim. Şimdi al yuvarlar yani diğer bir ismiyle eritrositler. Arkadaşlar eritrositlerin yapısında kana kırmızı rengini veren hemoglobin bulunur. Hemen yazalım. Yapısında kana kırmızı rengini veren hemoglobin bulunur. Arkadaşlar hemoglobinin yapısında ise demir atomu bir de globin dediğimiz bir protein bulunur. Bu globin proteindir. Demir ise hem grubunu oluşturuyor. Eğer ki demir eksikliği olursa anemi dediğimiz hastalık ortaya çıkıyor. Yani kansızlık hastalığı ortaya çıkıyor. O zaman bu hemoglobinin yapısında ne varmış? Hem grubu F yani demiri içerirken globin neymiş? Bir proteinmiş. Evet, bu şekilde bizim
Al yuvarlarımızın yapısında kırmızı rengini oluşturan yapımız. Peki hemoglobinin görevi ne? Hemoglobin karbondioksit ve oksijenin taşınmasını sağlıyor arkadaşlar. Solunum sisteminde zaten anlatacağız nasıl taşındığını. Yazalım. Hemoglobin karbondioksit ve O2'nin oksijenin yani taşınmasını sağlar. Bir diğer görevine baktığımızda, özelliğine baktığımızda nerede üretildiğine bakalım. Arkadaşlar al yuvarlar kırmızı kemik iliğinde üretilir. Destek ve hareket sistemini anlatırken söylemiştik yine kırmızı kemik iliğinde üretilir. Bir diğer özelliğine gelelim. Arkadaşlar al yuvarlar ilk üretildikleri zaman çekirdekleri var. Ama birkaç gün sonra çekirdeklerini ve organellerini kaybediyor. Neden? Bunun sebebi daha fazla içeriğinde hemoglobin bulundurmak için. Bu yüzden ne yapıyorlar? Çekirdeklerini ve organellerini kaybediyor. O zaman şöyle diyelim. Birkaç gün sonra çekirdek ve organellerini kaybeder. Bunun sebebi neydi? Daha fazla hemoglobin bulundurmak için. Sebebi bu. Gelelim bir diğer özelliğine. Arkadaşlar 1 milimetre küp kanda yaklaşık olarak 5-6 milyon al yuvar bulunur. Oldukça fazladır. Eğer sayısı azalırsa zaten ne oluyor? Kansızlık hastalığı oluşuyor. O zaman şöyle yazalım. 1 milimetre küp kanda yaklaşık 5-6 milyon bulunur. 5-6 milyon al yuvar bulunuyor. Bir diğer özelliğimize baktığımızda bunların ömürleri ortalama 120 gündür arkadaşlar. Yani 4 ay kadar bir süre. Bunlar yaşlandıklarında yani ömürleri dolduğu zaman dalak ve karaciğerde parçalanıyorlar. O zaman yazalım. Yaşlandığında dalak ve karaciğerde parçalanır. Bir diğer özelliğine bakalım. Arkadaşlar bunların çekirdeği olmadığı için bölünemez. Dolayısıyla yaşlananlar direkt ne oluyor? Yok ediliyor. Mitokondrileri olmadığı için arkadaşlar bunlar oksijensiz solunum yapıyorlar. Mitokondri olmadığı için oksijensiz solunum yapar. Peki nedir oksijensiz solunum? Laktik asit fermantasyonu yapıyor. Yazayım parantez içine de. Laktik asit fermantasyonu. Bazen soruyorlar neyi yapar diye. Laktik asit fermantasyonu yapıyor. Arkadaşlar bunların miktarı yaşa, cinsiyete ve deniz seviyesinden yüksekliğe göre değişir. O zaman yazalım. Sayısı yaş, cinsiyet ve deniz seviyesinden yüksekliğe göre değişir. Mesela deniz seviyesinden yükseklikten bahsedeyim biraz. Şöyle düşünün. Deniz seviyesinden yukarı doğru çıktıkça al yuvar sayısı artıyor. Çünkü oksijen miktarı orada azaldığı için daha fazla al yuvar tutabilmek için arkadaşlar daha fazla oksijen tutabilmek için al yuvar sayısı artıyor. Bu yüzden de mesela futbolcular maça çıkmadan önce ilk önce bir yukarılara çıkarlar, böyle kamp yaparlar orada. Al yuvar sayısını artırıp aşağı inerler. Zaten aşağı indiklerinde tekrar eski hale dönmesi birkaç gün süreceği için bu yüzden de maça kuvvetli bir şekilde daha fazla oksijen yakalayabilmek için yaparlar bunu. Yukarıya doğru çıkıyorlar. Al yuvarların bir diğer özelliğini de yazalım. Aktif hareket edemezler. Evet, al yuvarlarımızın görevi, özellikleri bu şekilde arkadaşlar. Şimdi gelelim ak yuvarlara. Ak yuvarlar beyaz kan hücreleri olarak isimlendiriliyor. Diğer bir ismiyle lökositler. Bunların öyle o kadar çok özelliği yok. Sadece birkaç özelliğinden bahsedeceğiz. Şöyle diyelim. Arkadaşlar ak yuvarlar 1 milimetre küp kanda yaklaşık olarak 4 ve 11 bin adet kadar bulunuyor. Bakın
Al yuvarlar ne kadar bulunuyordu? 5-6 milyon kadar. Ama ak yuvarlar 4-11 bin arasında bulunuyor. Bunların miktarı azdır normal seviyede. Çünkü bunlar ne yapıyor? Vücuda giren mikropları öldürüyor. Eğer vücudumuzda bir enfeksiyon durumu varsa o zaman sayısı artıyor. O zaman yazalım. 1 milimetre küp kanda 4-11 bin kadar bulunur. Evet, ilk özelliğimiz bu. Görevi neymiş? Vücuda giren mikropları fagositozla yok eder. Vücuda giren mikropları fagositozla yok eder. Ne demekti fagositoz? Neydi? Hücre zarından madde geçişlerini hatırlayalım. Büyük maddelerin yalancı ayak oluşturularak içeriye alınmasıdır arkadaşlar. Bunların enfeksiyon durumunda sayısı artıyor. Enfeksiyon durumunda sayısı artar. Bir diğer özelliğine bakalım. Arkadaşlar, bunların al yuvarlardan farklı olarak çekirdek ve organelleri var. O yüzden bölünebiliyorlar. Çekirdek ve organelleri vardır. Bir diğer özelliklerine bakalım. Ömürleri bunların çok kısadır arkadaşlar. 4 saatle 4 gün arasındadır. O yüzden sürekli üretilmek zorundadırlar. Ömürleri 4 saat ile 4 gün arasındadır. Bir diğer özelliğine bakalım. Nerede üretiliyor? Kemik iliğinde üretiliyor, kırmızı kemik iliği. Sarı kemik iliğinde de üretiliyor arkadaşlar. Lenf düğümünde, dalakta ve bademcikte üretiliyor. O zaman yazalım. Kemik iliği, lenf düğümü, dalak ve bademcikte üretilir. Bademcikte üretilir. Evet, bir özelliği de bu. Gelelim bir sonraki özelliğine. Nerelerde bulunuyor arkadaşlar? Doku sıvısında ve lenf sisteminde de bulunur ak yuvarlar, ama al yuvarlar kan dışına çıkmaz. Ak yuvarlar kan dışına çıkarken doku sıvısı ve lenf sisteminde bulunur. Lenf sıvısında bulunur. Ama dediğim gibi al yuvarlar kesinlikle kanın dışına çıkmaz arkadaşlar. Bunların çeşitleri vardır. Çeşitleri sadece isim olarak bilmeniz yeterlidir. Detaylarını bilmenize gerek yok. Nötrofil, eozinofil, bazofil, monosit ve lenfosit olarak 5'e ayrılıyor. Şöyle yazalım o zaman çeşitlerinde. Ne dedik? Nötrofil, eozinofil, bazofil, monosit ve lenfosit olarak, zaten lenfositlerin bağışıklık sisteminde iki tane çeşidi var, göreceğiz arkadaşlar, olarak 5'e ayrılır. Eskiden bunların detayları bile soruluyordu ama artık yeni müfredatta çok şükür öyle şeyler sorulmuyor. Evet, ak yuvarlar bu şekilde. Ak yuvarlarla ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Gelelim kan pulcukları, yani trombositlere. Arkadaşlar, trombositler kanın pıhtılaşmasında görev alan hücrelerin sitoplazmik parçalarıdır. Aslında kan pulcukları hücre değildir. Sadece kemik iliğindeki büyük hücrelerden kopan parçalardır arkadaşlar. Bunların çekirdeği de yine yoktur. Şöyle yazalım. Ne kadar bulunduğunu ilk önce yazalım. 1 milimetre küp kanda yaklaşık olarak 350 bin adet kadar vardır. 350 bin adet bulunur. Ne dedik? Bunlar kanın pıhtılaşmasında görev alır arkadaşlar. Kanın pıhtılaşmasında görev alır. Bir diğer özelliğine baktığımızda ne dedik? Kemik iliğindeki büyük hücrelerden kopan sitoplazmik parçalardır. Kemik iliğindeki büyük hücrelerden kopan sitoplazmik parçalardır. Bunlar dediğim gibi hücre yoktur. Hücre değildir. Hücre olmadıkları için çekirdekleri yoktur arkadaşlar ve renksizdirler. Renksizdirler. Çekirdekleri yoktur ve renksizdirler. Renksizdir. Arkadaşlar, bunların ömürleri de ortalama 5-10 gün kadar bulunuyor.
Ömürleri 5-10 gün kadardır. 10 gün kadardır. Evet. Şimdi kanın pıhtılaşma mekanizmasını anlatacağım arkadaşlar size. O yüzden şuraya küçük bir başlık yazacağım. Kanın pıhtılaşması diye. Kanın pıhtılaşması. Şimdi kanın pıhtılaşması için ilk önce kanama gerçekleşti. Bakın kanama olayı gerçekleşti. Diyelim ki elimizi kestik. Burada kan pulcukları hava ile temas edince parçalanıyorlar. Hemen o zaman ikincisi ne yazacağız devamına? Kan pulcukları hava ile temas edince parçalanır. Daha sonra arkadaşlar ne gerçekleşiyor? Protrombin dediğimiz bir madde üretiliyor. Karaciğer üretiliyor bu protrombin. Protrombin kalsiyum ve K vitamini sayesinde trombine dönüşüyor. Şöyle protrombin, kalsiyum, bakın kalsiyum artı K vitamini sayesinde neye dönüşüyor arkadaşlar? Trombine. Trombin. Bu trombin maddesi de hani bizim kanımızda vardı ya fibrinojen plazmamızda. Fibrinojen. Bu trombin fibrinojenin fibrine dönüşmesini sağlayarak burada pıhtı oluşumuna sebep olur arkadaşlar. Böylece de bizim kanımızın pıhtılaşması gerçekleşmiş olur. İşte kanın pıhtılaşmasının şematik olarak özeti bu şekilde. Bir de size bir not yazdırmak istiyorum. Notumuz da şu. Şimdi kanımızda fibrinojen var. Peki nasıl pıhtılaşmıyor? Arkadaşlar şöyle pıhtılaşmaz. Heparin dediğimiz bir madde vardır. Bu madde kanın damar içerisinde pıhtılaşmasını önler. O zaman yazalım. Heparin kanın damar içinde pıhtılaşmasını önler. Heparin maddesini bilmeniz yeterlidir. Evet, böylece biz kan hücreleriyle birlikte kan dolaşımını bitirmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki konumuz lenf dolaşımı. Lenf dolaşımı oldukça kısa. Sadece bir videoda anlatacağım. Hastalıklarla birlikte anlatıp dolaşım sistemini tamamen bitirmiş olacağız. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.